2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin Sünni İslamcılar tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar Ozan Aydın düşünür ile iki otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaydır. Ayrıca dışarıda toplanan göstericilerden de iki kişi hayatını kaybetmiştir. Katliamda Muhlis Akarsu, Hasret Gültekin, Metin Altınok gibi aydınlar radikal İslamcılar tarafından yakılarak öldürülürken, Aziz Nesin gibi birkaç aydın da kendi imkanlarıyla zor kurtulmuştur. Pir Sultan Abdal Şenliği'nin olduğu günlerde aydınlar otellerinde dinleniyor ve bağlamaları ile şenliğe gidiyorlardı. Bir grup cuma namazı sonrası birleşmiş radikal İslamcılar Allahu Ekber diyerek otele doğru yürüdüler. O otelin yanında yapım için bulunan parke taşlarını otelin camına fırlattılar. Ne olduğunu bile anlamayan diğer Sünni radikal İslamcılar topluluğu bu gruba destek vererek kalabalık iyice arttı. Polis ve asker çağrıldı fakat yol yapımı bahane edilerek geç ulaştılar. Onlar ulaşıncaya kadar radikal İslamcılar oteli ateşe verdi. İtfaiye çağrıldı fakat itfaiye sorumlusu o gün su tahliyesi ve temizliği olduğu gerekçesiyle geç geldi. Polisin ve itfaiyenin geç geleceği bu süre zarfında otel çoktan alev aldı ve dumandan zehirlenerek ateşten yanarak birçok aydın ve 15-18 yaş aralığındaki gencecik insanlar bağlamalarıyla birlikte can verdi. Bu katliamda can veren halk ozanı Hasret Gültekin 1971 yılında İmranlı Sivas'ta doğmuştu. Gültekin 6 yaşındayken bağlama çalmaya başlamıştı. Girdiği Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi'ni yarıda bırakarak müzik hayatına başlamıştı. Uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil eden Hasret Gültekin birçok uluslararası festivalde yabancı uyruklu konuklarla ilgi odağı oldurdu. Halk ozanlığı, halk müziğini nasıl sevdiğini, nasıl hayatına girdiğini anlatırdı. Gittiği festivallerde dünyada ozanların, aşıkların yetiştiği tek yeryüzü Türkiye Cumhuriyet topraklarıdır. Ülkümüze, Sivas'ımıza sahip çıkalım sözleri üzerine o zamanın hükümetinden, sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden birden çok yere teşekkür plaketi almıştı. 1991'de Yeter Gültekin ile evlendi. 2 Temmuz 1993 ülke tarihinin kömürden kara o günde Madımak Oteli'nin kundaklanma sonucu yaşanan katliamda 34 kişiyle birlikte Hasret Gültekin de yaşamını yitirdi. Ölümünden 72 gün sonra 13 Eylül 1993'te Roni Hasret adı verilen bir oğlu oldu. Günümüzde 2 Temmuz'da 1 milyona yakın kişinin katılımıyla Madımak Oteli önünde aydınlar, ozanlar anılmaktadır. Videomun sonunda 2,5 dakikalık Sivas ellerinde sazım çanları dinleyebilirsiniz. Ayrıca videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız da memnun olurum. Thank you.
Kanalıma abone olup beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoya yorum yapmayı ve baş parmağa tıklamayı unutmayın.